Arkadaşlar, herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz araç off-road diye geçiyor. Ama tabii ki biz bununla ilgili detayları eski dostum. Aynı zamanda kendisinden birazdan da bahsedeceğiz. Spor konusunda da koçluk yapan evet. Kardeşimle beraberiz. Şimdi araçla ilgili detayları alacağız. Ama ondan önce kendisinden kısa bir özgeçmiş alalım. Bu hayata nasıl geçmiş? Sonra araca geçelim. Evet abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Yalçın. Hoş bulduk Metinciğim. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben başta bahsettim ama bundan sonrasını şimdi birazcık sana bırakıyorum. Senden bir özgeçmiş alalım. Ben kısa bir özgeçmiş yapayım size. Ben uzun yıllar Renault'da çalıştım. Evet. Satış pazarlama yaptık. İşte araba sattık. Böyle de doğaya hep bir... Yatkınlık, bir merak. Hep bir merakımız vardı. İşte biraz da böyle... Bir avcılık vardı ama. Bir avcılık var. Bir zıpkında balık avcılığımız var. Evet. Bir kara avcılığımız var. 3 tane seter bakıyoruz. Hala bu avcılık bitmedi. Devam ediyor. Yani ama eskisi kadar avcılığımız yoğun değil. Herhalde biraz yaşlandıkça galiba böyle biraz yumuşadık av konusunda. Abi biz yaşlandıysak... deme ama ya, deme. Dalış olarak devam ediyoruz. Süper. Yoğun zıpkında balık avımız devam ediyor. İşte Renault'dan ayrıldıktan sonra biraz spora yöneldik. Bir salonumuz var şimdi. Bay Gym spor merkezini işletiyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldan beri. Üniversiteden İsmail Burak Yiğit Dinç hocamızın eşliğinde. Daha önce bir karavan videosu çektiğimiz. Evet, İsmail hocam da bu işleri seviyor, karavan işini. Sonra biz devamlı gezdiğimiz için işte Ayvalık'ta, orasıydı, burasıydı, Asos, Behramkale falan derken Kadırköy'ünde Ginger Camp'ta Fırat Bey'le tanıştık. Fırat da oranın işletmecisidir, sağ olsun. Sonra böyle küçük bir birlikteliğimiz, birlikte çalışma geçirdiğimiz zamanımız oldu. Tabii ufak bir çadırdan önce pandemide bir romork yaptık. Romorkun üstüne bir çadır koyduk. Romorku biraz işte güzelleştirdik. Sonra dedik ki ne yaparız, bizim bu hayalimiz. Zaten ben bu offroad işini çok seviyorum. Offroad'un yanı sıra biz bu offroad'da gittiğimiz yerlere hangi karavanla nasıl gidebiliriz diye girdik. Tabii birçok karavan doğa şartına uygun değil. Daha böyle asfalt, daha kolay kullanımla olabiliyor. Tabii genelde ya Ducato oldu işte. Evet, bizim çektiğimiz Sprinter, evet. İşte Crafter. Ya da işte çekme karavanlar grubunda farklı markalar yol alıyor. Bunlar beyaz karavan diye biz söyleyelim. Marka vermeyelim ama bizim bu kullandığımız araç biraz daha kötü yol şartlarına veya off-road tarzı orman içi kamplarına biraz daha engebeli yollarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Normal çekmelerin ve karavanların çıkamayacağı yerlere. Çıkamayacağı birçok yere çıkıyorsunuz. İşte sonra dedik ki nasıl olur falan derken biz de bir tane edindik, sahip olduk. Biz normal sahil kenarında yapamayız bu işi dedim. Biraz daha böyle tepelere de nasıl çıkalım. Nasıl dedik, nerelere kaçarız, nasıl tepelere çıkarız, nereye kadar ulaşabiliriz, nasıl uzaklaşırız falan diye düşündük. Valla bu işe adım attık. Zaten uzun yıllardan beri bu kampçılığın, doğanın içindeyiz. Evet, peki bununla yaşantı ne kadardır şu an? Şimdi bununla yaşantı aslında çok uzun değil. Hı hı. 2 aylık bir dönem oldu. 2 aylık, tamam. İşte aldıktan sonra bu ikinci el bir araç. 750 kilo altı Crawler off-road modeli diye geçiyor. Donanımlı bir araç. Su ısıtmamız şimdi mevcut. Peki, şimdi ona geleceğiz ama ondan önce biz bence bir aracın etrafına bir başlayalım. Başlayalım, dönelim. Bir bakalım bunlar nasıl oluyor? Değişiklikler nedir? Farklılıklar nedir? Normal çekme karavanlara nazaran. Onlardan bir bahsedelim. Sonra senin yaptığın ekstralar varsa, ilave ettiğin. Var. Onlardan da var. Bahsedip içini de çekerek videomuzu sonlandıralım. Tamam. En azından tamam. Güzel bir harika bilgilendirme videosu harika olsun arkadaşlar. Biz şimdi aracın etrafına başlıyoruz. Gösterelim. Evet, şimdi öncelikle aracı çektiğimiz arabadan bir bahsedelim. Başlayalım. Şimdi bu araç, bununla şöyle söyleyeyim, özür dilerim. Bu karavanları alırken araç tercihlerinde genellikle böyle çok enteresan tercihler oluyor. Evet, mesela ama Opel Corsa 1.2 ya da işte 1.0 motor araç tercih ediyorlar. Bundan şimdi biraz daha bütçeye göre hareket ediliyor ama burada o tarz arabalarla maalesef sıkıntılar doğabiliyor, doğuyor. Doğmama gibi bir şans yok. İşte çektiğimiz yer bir bayır olduğu zaman aracımızın bazı yerlerinde, kullandığımız yerlerinde arızalar yola çıkar. Çıkmama gibi bir alaka yok. Yani baskı baltasında falan büyük sorunlar yaşarız. Şimdi normal çekmeleri alıyorlar, takıyorlar ama bu tarz bir çekmede o söz konusu değil. Değil. Değil yani mi? Mutlaka 4 çeker bir kesinlikle araba olması gerekiyor. Yani en azından arkadaşlar böyle bir araca ben sahip ben böyle bir aracı tercih ettim. 4x4 Duster. Duster da çekebiliyor. Çekenler var. Kullanan arkadaşlarımız var. Yalnız Duster'da
VSCO kavrama dediğimiz bir sistem var. Ben çok işin içine girmeyeceğim. Yani bu şekilde kuvvetli bir otomobil değil. Çeker mi? Evet çeker. Nereye kadar çeker? Deneyip görmemiz lazım. Evet. O VSCO kavrama ısındığı zaman devreye giren bir dört çekiş sistemi. Bizim burada direkt ikinci bir vitesle, ikinci bir aktarmayla devreye alıyorsunuz ve hem dört çekeri oluyor hem de ağır dört çekeri oluyor. Bu da tabii çok büyük bir avantaj sunuyor arazi şartlarında, evet, ve yol şartlarında. Yani biz böyle bir otomobil seçtik. Bunu seçmemizin bir sürü nedeni var. Şöyle göstereyim arkadaşlar o bahsettiği vitesi. Sen bu arada devam edebilirsin. Tabii, tabii. Anlatabilirsin. Yani bunu şöyle seçmemizin nedeni şu. Evet. Bir, otomobilin şasisinin kuvvetli olması. Aha. İki, bu işi yapanların bu tarzda bir araçta işinizi görür demesi. Üç, malum biliyorsunuz bandrol. Evet. Artık ciddi maliyetler taşıyor. Tabii bu 2005 model bir Nissan SkyStar, orta kaç sınıfta bir araç. 2000 motor var. 2000 motor bir araç. Yani 150 beygirlik bir araç. Evet. Tabii ki bunun üst gruplarıyla çekilebilir. Çok da keyifli olur. Tamam. Ama burada işte bazı şeyler ortaya giriyor. Bandroldü, trafik sigortasıydı, kaskoydu. İnanılmaz rakamlar çıkıyor. Biz o yüzden böyle bir araç seçtik. Tamam. Şu ana kadar da cevap veriyor. Hiçbir sorun çıkarmadı bize. Bakım maliyetleri az. Her şeyini de halledebiliyoruz, çözebiliyoruz. Zannedersem şeyle de uyumlu bu Renault. Tabii Nissan'la Renault zaten ortaklık, evet, devam ediyor, evet, inanılmaz şekilde. Biz bunun üzerine ben bir port bagaj koydum. İşte gerek zıpkınlarımı koyabiliyorum, gerek, hı-hı, kaytımı koyabiliyorum, gerekse kitesurf'ümü koyabiliyorum. Evet. Bütün malzemelerimi ben bunun içine koyabiliyorum. Ha, onun haricinde sandalyemden tutun da mangalımı, kömürümü, her şeyimi bunun içine koyabiliyorum. Süper. Evet. Güzel bir bağlaması şimdi var. Sıkıntı yok. Şase çok kuvvetli. Şase zaten şeyin Alcon. Alcon'un. Bunun da Nissan'ın da, hı-hı, şasesi çok kuvvetli bir araç. Hiçbir şekilde bir problem yaşamadık bugüne kadar. Farklı karavanlar da çektik arkasında. Evet. Bize hitap ediyor. Bize yetiyor. Ama bence fazlasıyla da yeter, evet, zaten yani. Ama gönül tabii üst modelleri istiyor. Tabii ki. Yani gönül neler istiyor ya. Yani. Aynen. Evet. O zaman şimdi şuradan ön taraftan bir başlayalım. Şurada alt tarafta bir saklama gözümüz var. Burası. Şimdi burada. Evet. Burada tüpümüz mevcut. Hı hı. Tüpümüzün hemen arkasında Webosto'muzun mazot, evet, deposu mevcut. Hı hı. Tüpümüzü biz evet, hem sıcak suda kullanıyoruz. Bunda sıcak suda mevcut bu araçta. Sıcak suyu yapabilen bir tertibat da mevcut. Onun, evet, haricinde açıldığı zaman mutfağı göreceksiniz. Hı hı. Mutfakta da ocağımızda kullanıyoruz tüpümüzü. Evet. Ben burada ufak tefek değişiklikler yaptım. Daha önce bu hortum dışarıdan geliyordu. Ben içeriden, evet, bir sistem koydum. Dışarıya artık hortum uzamıyor. Yani gazla ilgili artık dışarısının okay, her şeyini, süper, kestim. Bence de mantıklı olmuş, iyi olmuş yani. Burada mutfak kısmını size göstereyim. Küçük gibi görünüyor ama sanki büyük bir şey, evet, çıkacak biraz gibi. Genelde böyle sürpriz oluyor. Evet. Burada saklama gözleri yapmışlar. Hı-hı. Çok güzel tasarlamışlar. Bir şeyler koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi oldu, evet. Bu şekilde geliyor. Tamam. Buradan rüzgar kesiyoruz zaten. Evet. Bu şekilde. Evet, iki tane de güzel çekmece koymuşlar. Ben ilk aldığımda buraya nasıl yetişeceğiz, aha, nasıl sığacağız falan diye düşünüyordum. Çünkü diğer romork biraz benim genişti, her şeyi koyabiliyordum ama sonra dedik ki çok gözümüz kaldı ya, bir sürü malzeme koyamadık dedik. Evet. Burada güzel bir sistem tasarlamışlar. Buraya sıcak su da geliyor, soğuk su da geliyor. Evet. Buraya Angel'ın bir buzdolabı var. Bu buzdolabı çok güzel ve gerçekten kullanışlı ve güzel çalışan, hı hı, bir buzdolabı. Ben alkol tüketmiyorum, onu söyleyeyim. Evet. Ondan sonra. Ben de tüketmiyorum, hiç tadını bilmem. Evet. Şuradan biz şöyle bir bağlama yaptık buradan. Evet. Bunu ben buradan seyir yaptım. İstediğim zaman söküyorum. Tüpü de oradan kapadığım zaman gazla ilgili bir iletişim kalmıyor. Süper. Yani ben kullanmak istediğim zaman bunu devreye alıyorum. Hı-hı. Kullanmak istemediğim zaman ben hiçbir şeyi bağlı bırakmıyorum. Okay. Bu bir benim için güzel oluyor. Küçük bir piknik tüpüne benzer yine karavan, yani tüpümüz var. Yani karavan tüpümüz var. Şimdi olmadık bir yere gidiyoruz. İşte diyoruz ki şu, hı-hı, yukarıda yemek yiyelim. Sabah kahvaltısını bir ağacın altında yapalım diyoruz ama. Evet. O zaman da ben tüpümü alıyorum, çıkıyorum. Yine burada birçok, evet, saklama gözü mevcut kullanabileceğiniz. Bunlar çok güzel tasarlanmış. Evet ya, müthiş. Ve marin olarak tasarlanmış. Her şeyi kapayabiliyorsunuz. Burada bütün malzemelerinizi koyuyorsunuz. Hiçbir şekilde içeriye su almıyor. Evet. Kilitlerin hepsi de marin kilit. Kilitliyor kendi kendini. Çektiğiniz zaman bir 6 santim daha öne doğru kilitliyor. Hı hı. Şimdi içeride bir masa göreceğiz. Evet. O masayı çıkarıp buraya da koyabiliyorsunuz. Evet.
Bu şey gibi, zırhlı araç gibi ya. Evet. İçeride evet. Bardaklara ulaşabilirken dışarıda bunu açarsanız yine mutfağın önünde bardaklara ulaşabiliyorsunuz. Aynen. O içerideki masayı birazdan evet. göstereceğiz. Buraya, şuraya takıyoruz değil mi? Tabii tabii, içerideki masa buraya geliyor. Evet. Ben bir de buraya bir ışık yaptım. Aha. Geceleri çünkü gerçekten gerekiyor. Hem çevreye görmek için hem de ortama hakim olmak için. Evet, evet. Bu işi falan ben kendim yaptım. İçeri direkt bağladım. Tamam. Yine bu da. Onun da yeri. Bu da yine takılıyor. Allah çok. Evet. Şimdi iki tane benzin bidonumuz var, bidonu var. Bunları mazot bidonu var. Bunları dolduruyorum. Çünkü Webosto ile ilgili depoyu doldurmayı bunlarla yapıyorum. Tamam. Esas olay şimdi başlıyor aslında saldığımız zaman. Ama bundan önce şimdi onu açtık ama bizim bir tane de pop-up tavanımız tabii, var bu arada. Pop-up tavanı içeriden zaten görecekler onu. Biz daha önce pop-up tavanlı araç çektik. Ama tabii bunda da pop-up tavan var. Evet, bu çok kullanışlı. Ben bunu sen açınca fark ettim açıkçası. Ha, daha önce görmedim, anladım. Bilmiyorum. Çünkü bu benim daha ilk video bu tarz bir evet. Karavanla. Senin sayende biz de deneyimliyoruz. Görmemiş olanlar da deneyimlemiş olacak. Evet. Tamam. Amortisörle. Bu şekilde açılıyor. İkinci kademede gidecek şimdi yukarı doğru. Hı hı. Buralara güzel bir menteşe sistemi yapmışlar. Hem de sağlam. Evet. Çok güzel değil mi ya? Çok iyi ya. Ben biraz kırmızıyı sevdiğim için böyle biraz evet. kırmızı dizaynına gittim. Kırmızı alırsın. Güzel. İçerisi şu şekilde. Bu ön taraf hemen hemen 2x2 çok rahat uyunabiliyor. Webostan benim kuvvetli olduğu için hı-hı. içerisi hiçbir şekilde bir soğukluğa alakam kalmıyor. Kesinlikle çok kullanışlı ve güzel bir bostan. Hatta ona geçen hafta işte senden de bahsettim. Ona da irtifa kiti taktırdık. Şimdi evet. Uludağ'da deneyeceğiz bakalım sıcaklığı evet. nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye. Çıkışını şuraya kenara şeye verdiniz, köşeye. Giriş bu, buradan evet. çıkış. Şu taraftan içerideki emiş, havayı emiş. Alıyorum. Evet. Bu taraftan da çıkışın. Tekrardan havayı buraya gelip veriyorum tekrardan. Tamam. Burada Truman'ın hemen şöyle göreceksin abi. Evet Metin'cim, şurada Truman'ın evet. kontrol paneli. Webosto'nun kontrol paneli burada. Bu içerideki ışıkla ilgili bütün kontrol paneli de burada. İstediğin evet. gibi hareket ettirebiliyorsun. Su göstergemiz burada. Tamam. Su yer göstergemiz burada. 12 voltumuz burada. Her şeyimiz burada. Bütün panel ekranlarımız, her şeyimiz buradan kontrol edebiliyoruz. Çok kullanışlı yapmışlar orayı. Evet, çok güzel evet. gerçekten. İçi çok geniş. Zaten sonradan sonraya görenler biraz daha bu kadar geniş mi yani diyorlar. Evet bu kadar geniş. Gerçekten uzun. Orası yani ekleme falan mı oldu? Ekleme yoksa... falan değil. O da o ön istersek sökülebiliyor. He, seyyar yani. Evet seyyar. Bak küçük demir borular var uzuyor köşelerden. Evet. Mesela onları söktüğümüz zaman orası komple sıfırlanıp şu koltuğun üzerine hı-hı. katlanıyor. Orası dümdüz oluyor. Biz çekim yapacağımız için ben böyle çektim evet. Rahat tamam. rahat gözüksün diye. Şurada 6 tane çok büyük göz var. Küçükmüş gibi gözüküyor ama gözlerin içi falan çok derin. 4 tane de sağda ve solda var. Evet. Şuraya doğru inersen, aşağıya doğru şuraya inersen, bir çevirirsen. Orada da o gözlerden 4 tane var. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şu da pop-up tavanı. Bu açıldığında herhalde 2 metre falan. Oluyor. 2 metreyi geçiyoruz. Biraz daha geçiyoruz 2'yi. 2'den fazla evet. Bu masa buradan hı-hı. alınabiliyor, sökülebiliyor. Yan tarafa konabiliyor. Batının gösterdiğimiz yere. Ama biz bunu eşimle birlikte kullandığımız için 2 evet. kişi. Onu orada sabit hale getirdik. Çünkü ön tarafı kullanıyoruz. Buraya da farklı bir masa koyuyoruz biz. Hı. Tabii bir de bunda aynı zamanda tente de mevcut. Evet. Tente bu tente 360 derece denen bir tente. 360 dönüyor. Aha. Buradan bu çıkıyor. Bir kol buraya kadar geliyor. Bir kol diğer tarafa gidiyor. Karşı taraftan gelen tente bunun üzerinde birleşiyor. Bir fermuar yardımıyla ekliyorsunuz. Burası tamamen 360 derecelik bir kapanıyor. Komple kapanıyor burası. Yani buraya kadar, oradan buraya kadar komple kapanıyor. Ne denir onu? Verandaların yani, gibi. Abi, 360 tente diye geçiyor. 360. Sanki bir örümcek ağını düşünün. Komple etrafı sarıyor. Başarılı ya. Evet bu yan tarafta da gene. Şimdi o gördüğünüz gözlerden iki tane de burada var. Hı hı. Burada da aynı zamanda bir yer mevcut. Çıkış. Bütün malzemelerinizi alıyor. İşte ben buraya elektrikle ilgili malzemelerimi koyuyorum. Diğer malzemelerimi koyuyorum. Burası yine burada hidroforu koymuşlar. Evet. Burada işte yedek hortumumuz var. Hı-hı. Hidroforumuz kuvvetli burada. Buradan yine demin açtığımız yere ulaşıyoruz. Evet.
Burada turumamızı buraya bağlamışlar. Kesinlikle ilk kez kullandık bunu. Daha önce kullandım ama burada ilk kez kullandım. Bu en büyüğü 9 litre, 10 litre su haznede devamlı sıcak tutuyor. Çok da güzel çalışıyor. Çok, hiç de problem yok şu ana kadar. Yani karavanın tasarımı kesinlikle çok güzel ve kullanışlı olmuş. Yeni modelleri daha da güzel ve kullanışlı olmuş. Yeni modellerde o içeride gördüğümüz düz yatağın olduğu yerde mutfak kısmını komple oraya almışlar. Biraz daha büyütmüşler. Bir içeriye tuvalet tarzında bir şey tasarlamışlar. O da çok güzel olmuş. Hatta yarın fuara gittiğimizde, şimdi fuarda da görmek istiyorum özellikle onu. Evet, inşallah bu kısım, orada da çekim yapacağız. Evet. Bu kısmı açtığınız zaman da burada 200 amperlik bir jel akümüz var. Hı hı. Direkt bütün besleme sistemimiz burada. Tesisatım burada. İsterseniz kapayabiliyorsunuz. Yukarıdan bu şeyden gelen, özür dilerim söyleyemedim. Güneş panelinden gelen sistemimizi alıyor. Aküye yüklemesini enerjiyi yapıyor. Evet. Evet. Bu da burada bu Blue Smart dediğimiz bir changer var. Hı hı. Bu da direkt normalde kullanmıyorken direkt aküyü bağlıyorsunuz. Bu sistem akünüzü devamlı dolduruyor. Akünüzü tamir ediyor. Böyle bir cihaz bu. Sonradan öğrendim ben bu cihazı. Hı hı. Kullanışlı ve güzel bir sistem yapmışlar. Yani gerçekten korunaklı yapmışlar. Koruyucu gibi bir şey o yani. Evet. Kesinlikle. Akım koruyucu gibi bir şey. Güzel de sistem çalışıyor. Tabii bilenler doğrusunu yorumlar kısmında evet yazar. Biz evet. Böyle diyelim. Onu, evet. Bir programı var. O programa getirdiğiniz zaman aküyü hem dolduruyor hem de akünün arasındaki boşlukları tamir ede geçiyor. Uzun bir sistem. Yani 2-3 saat falan sürüyor doldurması. Ben bunu yaptım. Gerçekten akü %100 kapasiteye çıktı. Ve devamlı işte, yine senin dediğin gibi bilenler bize yorum yaparsa evet, biz evet, çok seviniriz. En azından bilgilenmiş oluruz. Normalde kullanılmadığı zaman evet, mutlaka diyorlar 220'ye takın. O cihazda akünüzü doldursun diyorlar. Aa. Yani normalde kullanmadığınız zaman evin önünde bu imkanınız varsa takın diyorlar. Ben bunu araştırdım. Gerçekten bu böyle ama tabii ki kullananlar, test edenler veya bir sonuç alanlar oraya yazarsa biz de memnun oluruz. Hem de öğrenmiş oluruz. Süper olur. Aynen öyle. Şurada bir turumanın. Bu turumanın egzoz kısmı. Bunu çıkarmadığınız evet, sürece orası çalışmıyor. Evet. Ya bu takılıysa sizin sisteminiz maalesef devreye geçmiyor. Bu egzoz kısmı. Evet. Alıyor, ateşleyip veriyor. Dışarıya veriyor. Bu içeriden gördüğünüz yer, bunu biz sonradan yaptık üzerine. Çünkü biz işte diyorum ya, biraz daha ormanda geziyoruz. Daha böyle bir uç noktalara gidip kamplar yapıyoruz. Bu hem içerideki sıcaklığımı muhafaza ediyor hem de beni sudan uzak peki, tutuyor. Yalıtımı nasıl? Hiç yani mesela geçen hafta bir... Ben yalıtımla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Evet. Ama eğer içerideki ısıtıcı kapanırsa dışarıdaki soğukla direkt... Burası buluştuğu için temas mutlaka edelim. İçerisi çok çabuk soğur diye düşünüyorum. Evet. Benim düşüncem o. Çünkü arada ekstra bir yalıtım yok zannederim. Ekstra bir yalıtım yok. Yalnızca sizi şu parça koruyor. Ha evet, yeterli mi? Isıtıcı inanılmaz. Fazla yeterli. Hı hı. Şimdi iki tane daha projemiz var bizim hayata geçireceğimiz, bu araçta yapacağımız. Evet. Bir sol tarafa bir cam daha açacağız. Hı hı. İki cam yapacağız. Ve büyük olan kısımları içeriden kaplamasını yapacağız. Evet. Burada su tanklarını göstermedim. Su tankları da göstereyim. Ben oraya gelirken şöyle arkadaşlar, üstteki güneş panellerini de göstereyim size. Şöyle. Burada su tankları sağa evet, ve sola konulmuş. Hmm. Ondan sonra bu su tanklarının sıcakta veya soğukta biraz terleme bunlar, yaptığı söyleniyor. Bunlar kaç litre yalnız? Abi 50'şer litre. 50'şer litre. 50'şer litre. İkisi 100 litre. Evet. Biz su tanklarının üstünü de kaplayacağız. Çünkü hı hı, su tanklarının üstü terleme yapıyormuş sıcakta ve soğukta. Doğru, metal olduğu gibi yapabilir. Evet. Ama eğer ısıtıcınız kuvvetliyse abi hiçbir sorun olmuyor. Büyük bir keyifle kullanıyorsunuz ki şimdi, ben hiç kapıyı kapamadım geçen zaman, akşam. O zaman şöyle diyeyim, hiç yazın deneyimleme fırsatın oldu mu? Sıcakta deneyimleme fırsatın oldu mu? Yazın deneyimleme fırsatımız oldu. Ginger Camp'a gelen çok fazla bu tarzda araç var. Tamam. Bunların hepsinde deneme oldu. Orada bir nasıldı sorun peki sıcak? Orada bir sorun çıkmıyor çünkü arabanın her yeri açık, kullandığınız ürün her yeri açık olduğu için hı hı, içerideki sıcaklıkla dışarıdaki sıcaklık eşdeğer oluyor. Bir terleme yapmıyor. Çünkü normalde karavanlarda yalıtım zayıfsa kışın don, yazın pişe. Evet. Bunda öyle bir sorun olmuyor ama esas şimdi kışı deneyimleyip göreceğiz. Evet. Yani hafta içinde bir Uludağ turu yapacağız. Tamam. Hem yükseklik irtifa kitini deneyeceğim, çalışıp çalışmadığını. Hem de neyle karşılaşacağımızı veya nasıl bir durumla karşılaşacağımızı daha net göreceğim. En azından Vivasso'nun verimini de evet, bu aracın içinde deneyimlemiş olacaksın. Ha gerçi çok sorun yok. Daha da biz uyku tulumunun içinde çok fazla çadırda kaldığımız için bu bizim için evet, ultra lüks hale gelmiş oluyor yani. Kesinlikle. Abi çok enteresan. Şu küçücük aracın içinde dünya çıktı.
Hele o tentayı da açtığımızı düşündüğümde kocaman bir... Evet evet, kesinlikle. Yani. Evet. Yani mesela siz genelde eşinle mi kalıyorsun? Biz eşimle devamlı. Kaç kişi kalabilir mesela? Yani burada 4 kişi kalabilir. Üst tarafta 2 kişi yatabilir. Alt tarafta da 2 kişi yatabilir. Evet. Yani bize Melike ile beraber yetiyor, artıyor. O da bu karavan için çok seviyor. Zaten çok bu eşle yapılan bir şey. Evet. Benim eşim inanılmaz bu işi seviyor. Doğayı çok seviyor. Çok önemli. Ondan sonra Melike bu işi çok seviyor. Birlikte yapıyoruz. Çok büyük keyif alıyor. Hı hı. Zaten bu işte keyif almadan birisi yapıyorsa olmuyor. Biri sevip biri sevmiyorsa olmuyor. O birlikte olan bir şey. Öyle bir evet. Dünya maalesef söz konusu değil. Şurada arkadaşlar sabitleme ayaklarınız var, görüyorsunuz. Bunlar üzerinde var mıydı sonradan? Hayır, bunların hepsi üzerinde vardı. Üzerinde var. Bunların hepsi üzerinde vardı. Peki. Bu zaten çok basit bir sistem. Diğer ki hemen. Hemen indiriyoruz. Salıyorsun. Tamam, sabit. Tır, çeviriyorsun. Süper. Hemen tık diye sabitliyor. Peki, şöyle bir şey. Yani bu alındığında bu şekilde mi alınıyor? Yani bütün her şeyle bu mu yoksa ihaleyle mi? Bütün her şeyinle bu değil. Bir ürün seçiyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki ben Crayler bir karavan almak istiyorum. Buna ne koyacağım? Size soruyor oradaki arkadaşlar. Diyorlar ki işte cam koyabiliriz. Evet. İki cam koyabiliriz. Webosta koyabiliriz, koymayabiliriz. Hı hı. Güneş paneliniz böyle olabilir. Daha doğrusu siz isteklerinizi söylüyorsunuz. Onlar size uygun bir araç tasarlayıp, opsiyonlarını koyup size bir fiyat teklif veriyorlar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü işte benim gördüğüm birçok araçta ne bileyim su ısıtıcısı yok, turma yok. Bu tamamen özel keyfe giren bir iş. Hı hı. 360 tente yok. Bunu siz istiyorsunuz. Çünkü artık günümüzde maliyetler çok fazla arttı. Yani herkes kullanabildiği şekli hale, mutlu olduğu hale getirmeye çalışıyor evet. Her şeyi. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Valla geçen sene 200 bin liraya dediğimiz lüks karavanlar şu anda 700 bin liradan başlıyor. Tabii. Parça, maliyet, yani kullanılan malzeme, iyi bir karavan istiyorum diyorsanız 700 bin liradan başlıyor. Doğru. Net tabii. Yani. Doğru. Tam donanımlı, ben tamamen İthal, orijinal karavan malzemesi istiyorum diyorsanız 1 lirayı buluyor. 1 milyon. Doğru. Yok. Gerçekten. Bu iş böyle yani. Buralara geldik çünkü benim şu anda bindiğim araç 190 aldık biz 2021 Mart'ta. Şu anda 615 bin lira abi Ege'ye. Geldiğimiz ben yer bu. Aracımı çok komik bir rakam aldım. Hı hı. Ben uzun yıllar otomobilcilik yaptığım için evet, ki sen sektörün içindeyim. Hani 20 senelik evet. Bir sektör geçmişim var. Evet. Ticari grupta çok fazla bulundum. Dacia grubunu Bursa'da biz satmaya başladık. Biz kurduk desem evet. Karato ile birlikte yalan olmaz. Evet. Hani şu aracı aldığım rakam benim 38 bin liraydı. Niye aldınız diye sorun. O zaman ben Kango kullanıyordum. Ava gidiyordum. Evet. 3 tane av köpeğim yine vardı. 30. Dedim ki böyle bir araca geçeyim. Kaç hani, sene önce? 3 sene önce. Evet abi. Şu anda Şahinler 150 bin. Biraz daha böyle derli topluysa, biraz bir façası varsa 200 bin abi. Şaşarsın. Araba pazarına gittim geçen. Doğrudur yani. Vallahi billahi 295 yazmış. Doğrudur. Ya yazmıştır. Tabii ki herkesin malı kendine göre kıymetlidir evet. Veya evet öyledir evet. Ama hani gerçekten rakamlara aklımız ermiyor artık. Evet. Hani bu rakam mı olacaktı diyoruz. Evet o rakam oldu. Evet yani karavan sektörü üründe şöyle evet yerli üretimler var, yerli malzemeler var. Evet var. Ama şunu düşünmek lazım. Ya ben ithal istiyorum, orijinal istiyorum dedikten sonra fiyatlar inanılmaz değişiyor. Şimdi yorumlar geliyor. Ya bu fiyata olur mu, ev mi alıyoruz? Kusura evet. Bakmayın ev alıyorsunuz. Evet ev alıyorsunuz. Yürüyen ve ev o fiyat. Alıyorsunuz evet, yani. Yürüyen ev alıyorsunuz. Biraz öyle. Bir şey yok. İthal istediğiniz zaman evet. Fiyatlar direkt yükseliyor. Abi. Şimdi tabii 3 seneden beri biraz daha bu karavan işinin içine girdik. Fırat'la tanıştıktan pandemiyle sonra. Pandemiyle coştu zaten bu iş. Tabii aynen o dönemler evet, coştu. Evet. Şimdi Ginger Camp'a gittiğimiz zaman Kadırga'ya. Tabii ilk senesi karavanlar gelmeye başladı. Benim de ilgimi çekiyor bakıyorum. İşte A, B, C, D standartlarında inanılmaz karavanlar gelmeye evet, başladı. Hani evet. Rakamlar o zaman bile 300'lü, 400'lü, 500'lü baremlerdeydi. Hı-hı. Şimdi o konuştuğumuz o 3-4 metrelik, 5 metrelik o karavanlar hani 1 milyon ve üzeri oldu. Tabii kesinlikle. Şimdi yarın gittiğimiz zaman fuarda evet. Fiyatları aşağı yukarı göreceğiz evet, ne hale geldiğini. Çekeceğiz inşallah. Evet. Onları hani da göstereceğiz. Göreceğiz. Ama maalesef fiyatlar buralara geldi yani. Yapacak hiçbir şey yok. Yani gerçeğimiz bu oldu artık. Evet. Hani böyle bir durum oldu. Evet. Ben hatırlıyorum. Buna göre bakılacak. İlk yani. Zamanlarda kredilerle ilgili rakamlar 70, 80, dolusu 100 bin civarları evet, falandı. Evet. Bunu çok iyi hatırlıyorum ben. Hı-hı. Şimdi? Şimdi herhalde 350-400 baremleri gibidir diye düşünüyorum. Çünkü onlar da yeniledi kendini. Bu marka da yeniledi. İnanılmaz geliştirdiler kendilerini. Hı-hı. Ha artık gerçekten bu rakamlar pahalı değil ha. Böyle de bir durum oldu yani. Pahalı diyemezsin. Pahalı değil yani. Hani arabadan örnek verdim yani kendi arabamdan. Benim romorkum İzmir Elit Romork.
belgesi olan bir romorktu. Biz buna ufak tefek işlemler yapıp üzerine bir çadır koyup kullandık. Şimdi dedik ki ya biz bunu kullanmıyoruz. Birine verelim, kullanalım, satsın falan filan satalım. Sadece romork 25.500 lira olmuş. Mart Kamp'ın çadırı da 20.000 TL. Hadi buyurun. Buyurun. Buyurun yani. O yüzden arkadaşlar bunları konuşuyoruz, söylüyoruz ama hani bazen yorumlarda geliyor ya bu fiyata karavan mı olur? Böyle araç mı olur gibi yorumlara. Biraz lütfen empati yapalım, araştıralım, piyasasına bakalım. Ondan sonra yorumlarınıza biz zaten saygılıyız ya, sıkıntı yok, yazabilirsiniz. Tabii canım, ne kadar yorum önemli. Ama gerçekle yüzleşmek için gerçekten araştırıp görmek lazım. Görmek lazım. Görmek abi. Lazım. Yani kimse kafasından sallamıyor. Kimse istemez 1 milyon araba satsın. Evet ama herkes para kazanmak istiyor ama oralara geldi. Yapacak bir şey yok. Yalçın teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok İnşallah güzel bir sohbet olmuştur. Çok güzel oldu. İnşallah ağzına güzel yorumlar da gelir. Bizi bilgilendirirseniz, bilmediğimiz yerlerde eksiklerimizi tamamlarsanız biz de memnun oluruz. Biz bu işte çok profesyonel değiliz. Evet. Gördüğümüzü, aldığımızı sizinle paylaşıyoruz. Zaten profesyonel keyif olsa almaya, çok farklı anlatırdık. Tabii ki keyif almaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Benim zaten videolarımı izleyenler de bilir. Ben doğal videolar çekiyorum. Evet. Yani böyle actionlar, atlamalar, zıplamalar, işte oradan fragman, değişik şeyler, girmeler falan gerçekçi yok abi. Gerçekçi doğal. Neyse açıyoruz, gösteriyoruz. Burada ne var, şurada ne var, burasında ne var deyip anlattığımız belki videolar. Kullananlar vardır. Bize bilgi verirlerse bak, biz aynısını uygularız. Kesinlikle. Ama biraz kampçılık geçmişimiz de vardır, öyle söyleyelim. Bu hayatı seviyoruz, sizleri seviyoruz. Hep birlikte olmak büyük keyif veriyor yani bize. Abi sporla ilgili bir şey söylemeyeceğiz mi ya? Yani bir şeyler paylaşmayacağız. Uzun yıllardan beri sektörün içindeyiz. Evet. İşte, küçük bir spor salonumuz var. Tamam. Ama biz spor yapanları da yapmayanları da seviyoruz. Biz hep birlikteyiz yani. Beni göbeğimle seviyor musun abi? Sizi biz böyle seviyoruz abi. Siz böyle iyisiniz. Arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta yeni bir videoyla tekrar karşınızda olacağız. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.